Sevgili seyirciler yeni bir 5N1K programına hoş geldiniz. Yeni yılın bu ilk 5N1K'sında tam 21 yıllık CNN Türk serüvenimize devam ediyoruz. Sizlere her hafta olduğu gibi bu haftada Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi 5N1K'da hem dünyada hem de Türkiye'de önemli ve ilginç konuları ekrana taşıyacağız. Kuşkusuz dünyanın en çok konuştuğu tartıştığı ve şaşırdığı konu Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington'da Trump taraftarlarının kongre binasını basması oldu. Trump dahil hiç kimse bu kadarına cüret edeceklerini beklemiyorlardı. Ancak beklenmeyen oldu. Ve normal şartlarda farklı dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin genelde kınamakla yetindiği bir olay bizzat Amerika Birleşik Devletleri'nde başkentin kalbinde kongre binasında yaşandı. Önce Donald Trump Beyaz Saray önünde kendi taraftarlarına bir destek mitingi düzenledi. Ardından yürüyün kongre binasına ben arkanızdayım dedi. Yürüyüş o yürüyüş. İçeri giren e, kongrede içeri giren Trump taraftarları bir anlamda talan ettiler. Bir kısmı ne yapacağını bilemez gibi şaşkın ördek gibi ortalarda dolaştılar. Tuhaf kıyafetleriyle marjinal kimlikleriyle orta ve alt sınıfa mensup bu çok pek çoğu ırkçı ve koyu Trump taraftarı olan isimler e, 4 kişinin hayatını kaybetmesi, bir polisin öldürülmesiyle e, sonuçlanan bir arbededen çıktılar. Çıktılar ama hala bu şokun içinden Amerika Birleşik Devletleri çıkabilmiş değil. Sistem bir anlamda düne kadar Donald Trump'ın müesses nizamla yaptığı kavganın da bir anlamda son meydan muharebesiydi diyebiliriz bu. Nitekim bu olaydan sonra düne kadar e, hepsini tepe tepe kullandığı sosyal medya platformları kapılarını Trump'a kapattılar. Hatta Facebook ve Instagram'ın kurucusu Zuckerberg 10 gün boyunca yani devir teslim töreni bitene kadar Trump'a Instagram ve Facebook hesaplarını açmayacaklarını söylediler. Trump da yumuşadı. Bütün bu olayların sonrasında siz deyin korktu, ben deyim olayın gerçekliğini anladı ve de düne kadar yaptığı, söylediği bütün o keskin söylemleri bir kenara bıraktı şimdi artık barışçıl bir şekilde devir teslim töreninden bahsediyor. Ancak öbür cephete hem demokratlarda hem de cumhuriyetçilerin içinde Trump öfkesi bir tsunami'ye dönüştü desek yeridir. Onlar bir kısmı Pelosi gibi demokratların önde gelen isimleri Trump'ın da beklemeden, 10 gün bile beklemeden görevden alınması gerektiğini söylüyorlar. Trump'ın yardımcısı Pence bile Trump'la karşı karşıya geldi. Pek çok demokrat ve pek çok cumhuriyetçi Trump'a olan desteğini şimdiden geri çekti. Önümüzdeki günlerde kongre binasında talan edenlerin onar yılla yargılanması hatta bu yargılamanın bir parçasında Trump'ın da sanık sandalyesine oturtulup oturtulmayacağı konuşuluyor tartışılıyor. Bütün bunlar olurken Biden yönetimi ise kendinden emin adımlarla üstelik bu hafta yapılan seçimlerle senato ve kongredeki üstünlükle yani bütün Washington'un iplerini eline aldıkları bir e, güçle e, şu anda önümüzdeki 10 gün sonra devir teslim törenine hazırlanıyorlar. Kuşkusuz Biden dönemi Türkiye ile ilişkileri de birebir etkileyecek. Sadece Biden'ın başkan olması değil, kongre ve senatodaki çoğunluğu cumhuriyetçilere, demokratlara kaptırması da e, şu anda Türkiye için yeni bir dönemin kapılarını açacağı benziyor. Demokrasi 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 Democracy, democracy, democracy. Democracy. <laughs> democracy, 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 democracy. This is a serious threat to our democracy. Go home and go home in peace. Peki bu yeni dönemde ne olacak? Bahçeşehir Üniversitesi'nden Burak Kuntay, Amerika Birleşik Devletleri'ni yakından takip eden bir isim. Ee, şu anda yayınımızda ve Burak Bey'e ilk olarak şunu sormak istiyorum. Biden is coming diyorum ben espriyle karışık sosyal medyada ama gerçekten sanırım Biden gümbür gümbür geliyor. Bu gelişi bizler için ne ifade ediyor? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri senatosu demokratlara geçti mi geçti sayılır. Sayılırı şundan dolayı söylüyorum. 51'e 49, 52'ye 48 bunlar net geçişlerdir. 55'e 45 hele hele 60'ı bulsanız fevkalade olur. Çünkü filibasterı da durdurursunuz. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde ne oldu? Georgia'da gerçekten çok zor bir şey oldu. Ve demokratlar iki tane senatör de Georgia'dan çıkarınca 48 kişi demokrat, 50 cumhuriyetçi, Angus King ve Bernie Sanders olmak üzere iki de bağımsız oldu. Şimdi 48 2 50. Ama bu iki kişi yani iki bağımsız Bernie Sanders ve Angus King ki Bernie Sanders hani bağımsızım diyor ama Demokrat Parti'nin başkan adayıydı. Bunlar genelde ciddi olayların hepsinde demokrat olarak hareket ederler. Bağımsızlık desek de. E, dolayısıyla 50 50 lik bir eşitlik ve oy bozucu olan da Kamala Harris olacağı için çok net söyleyeyim Biden şimdi gerçekten Birçok konuda çok daha güçlü, birçok konuda daha etkin, birçok konuda daha farklı bir noktaya gelecek. Yok bu iki milletvekilinden, Warrock ya da Ozloff'un yerine, Purdy ya da Loeffer'den sadece bir tanesi, yani demokratlardan yerine birini cumhuriyetçiler alsaydı, o zaman ben size çok ne söyleyeyim, Amerika'da dual presidency diyebiliriz buna, iki başkanlı bir süreç olacaktı. Biden, diğer tarafta da Mitch McConnell. Yani cumhuriyetçilerin senatodaki lideri olacaktı. Özetle şimdi Biden gerçekten güçlü bir başkan. Bir başka konumda genç bir meslektaşım diyebilirim. Şu günlerde bir yıldız gibi parlıyor Türk televizyonlarında. Yunus, Yunus Emre Erdölen. Ben de sık sık kendisini konuk alıyorum. Genç Amerika'daki seçimleri Türkiye'den takip ediyor. Ancak çok yakından takip ediyor ve de pırıl pırıl parlıyor ekranlarda. Yunus sen ne düşünüyorsun acaba? Şimdi senatonun görevi çok kritik. Aslında Amerika'daki başkanlık sisteminin tam merkezinde duruyor senato. ne? çok kısaca yargı alanında federal yargıçların özellikle yüksek mahkeme yargıçlarının başkan tarafından aday gösterildikten sonra onaylayan merci. Bu nedenle yargı erki üzerinde oldukça kritik bir önemi var. Yasama erkinde de çok kritik. Çünkü temsilciler meclisinin kabul ettiği yasa tasarılarını ne zaman görüşüp ne zaman onaylayıp onaylamayacağını da karar veriyor. Bu Yasama Erkin'de de aslında oldukça büyük bir gücü var. Yürütme erkeni de denetleyen en büyük unsur başkanın seçtiği kabine üyelerini onaylar veya başkanın dış politikada gerçekleştirdiği uluslararası anlaşmaların onay merciğine senatör. Yani bütün baktığımızda bu kuvvetler haline dayanan başkanlık sisteminin tam merkezinde duran ve denge ve denetlemeyi yürüten çok kritik bir organ. Bu temsilciler meclisinin başkanlık makamının ve senatonun demokratlarda olması Biden'ın aslında mavi dalga dediğimiz bu 3 kurumun da demokratlarca kazanılmasına sebep oldu. Biden artık istediği bir şeyi faaliyete geçirmek için herhangi bir cumhuriyetçi ikna etmek zorunda değil, herhangi bir taviz vermek zorunda değil, dış politikada cumhuriyetçileri dinlemek zorunda değil, kendi dediğini ve şu anda Biden kendi partisinde hem merkez hem sol kanatta çok etkin bir isim ve Özellikle dış politikada partisinden istisnasız birlik ile hareket edecektir. Bundan da senatonun Biden tarafından kazanması Biden'ı çok güçlü bir başkan yapıyor. Tabiri caizse bu Biden'ın mavi dalga üzerinde bir sörf yaptığını ve çok güçlü bir şekilde özellikle senatonun da kazanılmasıyla ve Georgia gibi cumhuriyetçi bir eyalette iki demokrat senatörün cumhuriyetçi görevdeki senatörleri yenerek kazanmasıyla aslında çok güçlü bir şekilde başkanlığı devam ettireceğini söyleyebiliriz. Sizce devir teslim töreninde bir Trump show bekliyor musunuz? Trump yeni bir sürpriz yapabilir mi devir teslim töreninde? Şimdi Trump'tan show mu bekleniyor? Açık bir şey söyleyeyim size. Trump eğer bu süreci ya ben bu seçimi hileli kaybettim deseydi ama bir şekilde şu dünkü olaylar olmasaydı Trump bundan sonraki süreçte Amerika'da siyasi olarak olmasa da ciddi bir etkinlik sahibi olurdu ve iş dünyasında sosyal hayatta birçok noktada daha farklı bir Trump olurdu. Arkasında kitle olan bir Trump olurdu. Ama bu son hadiselerle birlikte Donald Trump hakkında hukuki sıkıntılar da doğabilir. Onu destekleyen kitle ve onu destekleyenlerle arasında maddi problemler de olabilir. Destekleyen derken sokağa çıkanlardan bahsetmiyorum. Etrafındaki eşi dost ahbabıyla. Dolayısıyla bu saatten sonra Trump şov falan değil. Tam tersine Trump için başkanlık sonrasını kurtarması gereken hem hukuki hem finansal hem sosyal anlamda bir dönem göreceğiz. Ve benim şahsi kanaatim Trump 3-5 kere sesini yükseltmeye, siyasette tekrar varım demeye kalksa da Trump hikayesi Amerika Birleşik Devletleri siyaseti için konuşuyorum. Bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Pence bu kanlı oturumdan sonra basılan kongre oturumundan sonra Biden'ın 270'ten fazla oyu tescillendi ve Pence Biden'ın aslında kazandığını açıkladı. Artık bundan sonra seçim sonuçlarının değişme şansı yok. Kongrede zaten kesinleşen yargı süreçlerinden çoktan geçen ve Trump'ın mahkemelerde delilsiz bulunması nedeniyle esasına bile girilmeden kabul edilemez bulunan yargı süreçlerinden sonra ve yargı kararlarından sonra zaten bu seçim sonuçları aslında kabullendi ve bu tescil Pence tarafından Kongre'nin özel oturumunda açıklandı. Bundan sonra 20 Ocak'ta yemin töreni gerçekleşecek. Donald Trump da açıklama yaptı. Twitter engellendiği için Twitter'dan yapamadı ama yardımcıları, danışmanları bu açıklamayı yaydı. Çok e, düzgün bir şekilde görev teslim e, sürecinin yaşanacağını, sonuçlara inanmasa da hile olduğuna inansa da görev teslim düzgün bir şekilde gerçekleşeceğini e, söyledi. 20 Ocak'ta bir yemin töreni olacak. Biden Yüksek Mahkeme başlangıcının tuttuğu incir üzerinde Katolik olduğu için yemin edecek ve e, Ardından da bu ettiği yeminden sonra resmi olarak bütün başkanlık yetkilerine haiz olacak. Trump ister ofisinden çıksın ister Beyaz Saray'daki görevini terk etmesin. Günün sonunda herhangi bir turistmiş gibi olacak Beyaz Saray'da ve Biden hiç orduya veya başka hiçbir mekanizmaya gerek kalmadan eğer Trump görevi bırakmakta Beyaz Saray'dan çıkmakta ısrar ederse herhangi bir güvenlik görevlisine, herhangi bir insan Beyaz Saray'daymış gibi lütfen çıkarır mısınız der ve o gö güvenlik görevlisi Trump'ı dışarı çıkartır. Ama buraları varmayacaktır. Bunlar çok ekstrem senaryolar. Amerika'nın şu anda güncel yaşadığı e ekstrem duruma göre bile ekstrem bir senaryo. E bunun e daha realitede bakarsak belki Trump'ın bu yemin töreninde bazı... E tuhaf team, e, hareketler sergileyip belki birazcık bir şova dönüştüreceği, e, bazı e, Biden tarafından saygısızlık olarak adlandırılabilecek hareketler yapabileceği, belki e, bir e, Biden'a e, laf atabileceği bu gibi şeyler olabilir. Bunlar da o törenin sakin geçme teamülünü bozar ama bu saatten sonra orada ciddi bir e, durumun yaşanacağını pek öngörmüyor şu an en azından Amerika'nın içindeki kamuoyu araştırmacıları veya yorumcuları tarafından Şimdi aslına bakarsanız Biden yönetimi hani bizdeki siyasetin e, siyasetteki tecrübesi tercümesiyle bir anlamda enkaz devraldı. Şöyle bir enkaz bu. Bölünmüş bir Amerika var. Bir tarafta Trump'ı destekleyenler, Cumhuriyetçilerle Demokratlar tarihlerinde hiç olmadığı kadar bölünmüş, ayrışmış durumdalar. Sizce Biden bu durumu toparlayabilecek mi? Amerika'yı tekrar birleştirebilecek mi? Şimdi bölünmüş Amerika sözünde ben şunu İrdelemek isterim. Amerika gerçekten bölündü mü? Ya da şimdi böyle mi bölündü? Yeni mi bölündü? E, bu fikirler hep vardı Amerika'da. Yani ben üniversitede okurken de 90'larda da vardı. E, ben orada çalıştığım dönemde de vardı. Sadece bunlar çok ayıyo çıkmamıştı. E, Amerika Birleşik Devletleri 1912'de bir, şey 1812'de bir bölündü. İngiliz baskınından sonra adamlar geldi kongreyi yaktı, Beyaz Sarayı yaktı, toparladı. Amerika Birleşik Devletleri Andrew Jackson, John Quincy Adams seçimlerinde e, bölündü, bayağı bölündü, toparladı. 1860'da iç savaşta bölündü, toparladı. E sonra Whiskey, Rebellionlar, onlar bunlar bir sürü şeyler oldu, toparladı. E, ben çok basit bir örnek vereyim size, lütfen gidin. Çok değerli izleyicilerimiz, sizler. Amerika'nın 1920'lerdeki onlardaki seçim haritasına bakın. Bütün bugün kırmızı olan eyaletler mavi, mavi olanlar kırmızı. Kapıştılar 2. Dünya Savaşı'nda büyük depresyondan sonra çok daha büyük gerginlikler oldu, toplandı. Kore Savaşı, daha çok Vietnam Savaşı çok büyük gerginlikler oldu, toplandı. Bu da toplanır, bu da toplanacak. Ki ben hep söylüyorum bu diğerleri kadar derin bir gap değil aslında. Bu şu, bu demokratlarla cumhuriyetçilerin Amerika'daki farklı fikirlerin çatışmasından ziyade Cumhuriyetçi Parti'nin kendini yeniden tarif edeceği bir döneme giriyoruz. Buradaki asıl nokta, buradaki asıl tartışma demokratla cumhuriyetçi arasındaki tartışma değil. Cumhuriyetçi ile cumhuriyetçi arasındaki çatışmaya ve yeniden yapılanmaya sahne olacak. Önümüzdeki 10-12 sene Amerikan siyasetinde. Ya bu oldukça zor. Şu anda iki farklı Amerika, iki farklı haber organı dinleyen, iki farklı sosyal medyada olan herkesin kendi yankı odasında Farklı gerçekliklere inanan bir Amerika var. Birileri maske takıyor, birileri takmıyor. Birileri koronaya inanıyor, birileri inanmıyor. Trump destekçileri ve komplo teorilerine inananlar her şeyi bir üst akıla bağlıyor ve her şeyin o üst akıl tarafından planlanıp her şeyin komplo teorisi olduğunu inanıyor ve kendi realiteleriyle demokratlar arasındaki realiteler arasında çok ciddi farklar oluşturuyor. Bugün bu komplo teorilerinin şamanları var. Bu komplo teorilerini anlatan bu komplo teorilerini vurgulayan etkili bir şekilde yaymaya çalışan insanlar var. Amerika'nın gizli Müslümanlar tarafından ve yönetildiğine inanan, pizza dükkanlarında çocukların satıldığına inanan ve demokratların hepsinin pedofili olduğunu inanan insanlar yeni bu 3 Kasım 2020 seçimlerinde Temsilciler Meclisine seçildiler. Bunlar artık kürsülerden dile getirilecek. Çok daha aktif duyacağız bu söylemleri. bunlar Amerika'nın daha da kutuplaşmış bir döneme gideceğinin göstergesi olabilir. Ama bir başka hikaye de Biden'ın farklı kesimleri birleştirerek Küskün cumhuriyetçiler, işte merkez siyasetçiler, solcular, farklı etnik grupları birleştirerek Amerika'yı birleştirme gayesi var. Bir Biden ittifakı hikayesi var orada ve bu hikayeyi kurgularsa bu kutuplaşmayı da aşabileceğini söyleyebiliriz. Bunu bize zaman gösterecek ama işi çok zor Biden'ın Kuşkusuz bu olayların travmasını da Amerika kolay kolay atlatacak gibi değil. Siz de takip ettiniz. Bir anlamda canlı yayınlanan bir baskını ilk kez Amerika'nın kalbinde gördük, izledik. Zaten onlar da anlamaya çalışıyorlar. Hatta Türkiye'nin yaptığı ilginç bir açıklama vardı tıpkı bizdeki kimi zaman gergin anlarda Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığının benzeri bir açıklamayı neredeyse kelimesi kelimesine Türkiye Dışişleri Bakanlığı yaptı ve dedi ki olayların sakinleşmesini ve her iki tarafı itidale gelmesini bekliyoruz gibi bir açıklama yaptı pek çok gazetecide de şok yarattı bu. Bakar mısınız? Türkiye bile diyorlar bizle dalga geçiyor. Ya yani onlar bile bizde olunca bir şey olmuyor ama Türkiye olunca bir anda tüyleri diken diken oldu. Sizce Amerika'da şu anda yapılan tartışmalarda sanırım demokrasi öldü mü tartışması yapılıyor. Demokrasi öldü mü yoksa tam tersi demokrasi kazandı mı sizce? Amerika'da demokrasinin ölmesi için şöyle bir şey olması lazım. Seçimlerde oy kullanan insanların electoral college yani delege sistemiyle seçtiklerinin başkan seçilememesi lazım. E, seçildi. Bunların Washington'da Senato tarafından reddedilmesi lazım. Edilmedi. Biden'ın başkan olmaması lazım. E, oldu. Ya da Kongre'ye giren o kişilerin kongreyi yakıp yıkıp Amerika Birleşik Devletleri'nin düzenini değiştirmesi. Yani darbeyi hayata geçirmesi lazım olmadı. Ve bence demokrasi test edildi. Demokrasi zedelenme yoluna gidildi. Ama bir değişiklik olmadı. Hiçbir ülkeye de böyle bir şey olmasın zaten. Ben her zaman söylüyorum. Biz Türkiye olarak maalesef bunları yaşadık. Darbeleri yaşadık, darbe teşebbüslerini yaşadık. Hiçbir ülkede böyle bir şey olmasın tekrar. Bizde de başka bir ülkede de Allah vermesin niye bu tarz fikirlerin bu tarz kafa yapılarının dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun bir noktaya gelmesi dünya için büyük virüstür. Dünya için büyük zarardır. Demokrasi bir ülkede iyi olup öbür ülkede ölmüş olması diğer ülke için iyi bir şey değildir. Bütün dünya için zararlıdır. O yüzden dua edelim ki dünyada bu tarz hastalıklı fikirlerin, darbeci zihniyetler hiçbir zaman var olmasın. Seçilene saygı göstermeyen kafa yapıları da hiçbir zaman dünya siyasetinde hiçbir ülkede şans bulmasın. Şimdi Amerika'da bu yaşananlar kongrenin basılması, seçim sonuçlarını tanımayan bir başkanın olması demokrasi ve dünyadaki demokratik ülkelere örnek açı olması açısından çok üzücüydü. Amerika gibi her seçimde her demokratik koşullar şeyde bu 3 Kasım'da bile fil dişi sahiline bir uyarı yayınlayan ve seçimleri düzgün düzenleyin seçim sonuçlarını tanıyın diyen bir Amerika için hiç e, kendi söylemleriyle çelişkili görüntülerdi. Ama bir yandan bir başka hikaye de vardı. Ve bence o demokrasiler için dünyadaki hukuk hukuka ve demokrasiye inananlar için çok önemli bir hikayeydi. Birçok Trump'ın atadığı, e, bizzat atadığı yargıç, Trump'ın bizzat daha iki ay önce göreve getirdiği yüksek mahkeme yargıçları, Trump'la aynı partide olan yol arkadaşları, valiler, seçim yetkilileri, Trap'la aynı pusulada yarışan kendisinin en yakınında olan başkan yardımcısı Mike Pence Trump mu hukuk mu siyasi sadakat mi anayasa ve hukukun üstünlüğü mü ikileminde anayasa ve hukuku seçtiler ve Trump'ın anayasaya aykırı seçim sonuçlarını reddetme seçim sonuçlarını döndürme isteklerini reddettiler. Ve günün sonunda Amerika'daki bu e, krizden bu yaşanan olası e, sıkıntıdan bağımsız ve tarafsız hukuk ve özgür ağırlığı olan kurumlar ve yeri yerine siyasi sadakati yerine Hukukun üstünlüğünü seçen siyasetçiler e, kurtardı ve Amerikan demokrasi belki Trump gibi seçim sonuçlarını kabul etmeyen çok e, sıkıntılara ulaşabilecek bir lideri aslında böylece kurumlarıyla ve hukukun üstünlüğüyle alt edebildi. Bu da aslında bize farklı bir hikayen de oldu ve bunun da demokrasinin zarar verdiği ama belki o kurumları daha da güçlendirdi ve sınadını da söyleyebiliriz. O nedenle Amerika'da demokrasi öldü yorumunun doğru olduğunu düşünmüyorum. İki farklı hikaye var, iki farklı Amerika olduğu gibi. Evet Burak Bey hem size hem de sevgili kardeşimiz Yunus Emre'ye çok çok teşekkür ediyorum. Gelin isterseniz dünyanın gündemine gelelim. Dünyanın gündeminde aşı var. Her ülke aşıyı ne olacağını, nasıl olacağını, hangi aşı olacağını, ne kadar zamanda olacağını, bir doz mu olacağını, yarım doz mu olacağını konuşuyor, tartışıyor. Pek çok ülkede aşılama başladı. Türkiye ise artık gün sayıyor. Önümüzdeki günlerde aşılar başlayacak ve ilk olarak da Çin aşılarıyla, Çin'de üretilen aşılarla diyeyim, kapılar açılacak. Biontech'le görüşmeleri bu haftada. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Özellikle Biontech'in kurucusu Türklerle yaptığı görüşmeler sonrasında kapasitenin arttırılacağını söyledi. Yine de Türkiye'de hala aşı meselesi tartışılmaya devam ediyor. Yarım doz mu olalım, kaç gün aralıklarla olacak ne yazık ki netleşmiş değil. Bir yandan da aşı karşıtı lobi de şu anda var gücüyle sosyal medyada çalışıyor. Aşı olmayacağım da olmayacağım diye direten insanlar var. Şu anda 3 milyon doz aşı geldi. İsterseniz Profesör Doktor Sayın Ateş Karay'a bu sürecin nasıl ilerleyeceğini soralım. Ee, i̇lk olarak aşılar geldi ama neden aşılama başlamıyor Ateş Bey? Problem nedir, sıkıntı nedir acaba? Bizim ülkemizin kuralları gereği şöyle bir uygulamamız var Türkiye'de. Yani genel olarak bakıldığında tüm aşılar için ve biyolojik maddeler için de geçerli aslında. Hangi aşı olursa olsun, menşe neresi olursa olsun Türkiye'ye geldiğinde Türkiye kendi testlerini bir kez daha yapıyor. Bu yaptığı testler genellikle fiziksel özelliklerine yönelik ve kimyasal özelliklerine yönelik, içeriğine yönelik olarak te, e, yapılan testler ve aynı zamanda da içerisinde ne kadar antijen olduğunu yani bizim aşıyla vücuda öğretmek istediğimiz mikroorganizmadan ne kadar var olduğunu gösteren testler. Bu testler uluslararası akredite olmuş laboratuvarımız tarafından, Türkiye'deki laboratuvarlar tarafından ve uluslararası bilimli birimlerin aralığında olup olmadığının ve yandan farklı bir içeriğinin olup olmadığının tespitine yönelik. E madem başlamayacaktı, neden aşılar şimdi geldi? Yani bir yandan da bu faz 3 çalışması var. Ne zaman bitecek bu faz 3 çalışması? Şöyle söyleyeyim. Şu anda dünyaya baktığımız zaman bir pandemi dönemindeyiz ve bu pandemi varlığında da çok ciddi kayıplar var. Yani insan yaşamını tehdit eden bir durumla karşı karşıyayız. Bu nedenle de insanın hayatını koruyabilecek İnsanların yaşamda kalmasını sağlayabilecek uygulamalara bazen yeterli bilimsel dayanak olmadan demeyelim ama yeteri kadar kanıtlar tamamen sunulmadan veya rutinde yapılan işlemler tamamlanmadan da kullanımına izin verilebiliyor. Böyle bir dönem içerisindeyiz. Şimdi bugün baktığımızda şunu görüyoruz. Dünya genelinde birkaç çeşit aşı var. Ve bu şu an için klinik kullanıma girmiş aşıları değerlendirecek olursak Türkiye'de inaktif aşının olduğunu söylüyoruz. Yurt dışında mRNA'nın iki farklı aşısı var. Bir tanesi eksi 70 dereceyi gerektiren diğeri eksi 20 dereceyi gerektiren aşı. Ve aynı zamanda da viral transport yani bilginin bir başka virüsün içerisine konularak o virüsün insan vücuduna verilmesi ve onun aracılığıyla da gene aşı cevabının elde edilmesine yönelik olarak da bir diğer aşı var. Yani daha doğrusu işte İngiltere Oxford'daki aşı ve Rusya'daki Sputnik 5 aşısı da bu şekildeki aşılar. Şimdi bu aşılara baktığımız zaman hiçbirisinin faz 3 çalışması şu an tamamlanmış değil. Çünkü faz 3 çalışmalarında şöyle bir süreç vardır. En az 6 ay ile 1 yıl ama genellikle iki yıl kadar bir izlem süresi ve bu izlem süresi içerisinde de aşıların etkinlikleri ve aşıların güvenliklerine değerlendirmesi olur. Bu dönem içerisinde böyle kayıplar olduğundan pandemi döneminde insan yaşamını tehdit eden bir durum olduğu için ıı, erken dönem faz değerlendirme yani faz 3'teki verilerin erken değerlendirilmesi, fazüç çalışmasının sonuçlarının erken değerlendirilmesi gündeme geldi. Ve en az 3 aylık verileri olan aşılar da bu şekilde değerlendirildi. Şimdi buraya baktığımız zaman neden böyle diye değerlendir tartışabiliriz? Neden bu kadar erken veya neden en az 3 aylık veriler diye söylüyoruz. Bunun temel nedenini de şöyle söylemek gerekir. Aşılarla ilgili istenmeyen bir etki çıkacaksa genellikle ilk 24 saat içerisinde çıkar. Bu genellikle de ki ifade kabaca %70-90 bandına kadar olan istenmeyen etkiler ilk 24 saattedir. %90'ın üstündeki yani neredeyse %98-99'a kadar etkileri ise biz 2 ila 1 hafta içerisinde görüyor, Yani ikinci günle birinci hafta içerisinde görüyoruz. 7 gün içerisinde görüyoruz. İlk bir ay içerisinde eğer herhangi bir problem çıkmıyorsa ondan sonra bir problemin çıkma ihtimali neredeyse artık kalmamıştır. Ama bundan emin olmak için bakıldığında da bu sürenin maksimum 2 ila 3 ay kadar olduğunu, daha sonrasında aşıyla ilişkili herhangi bir problemin çıkmadığını bugüne kadarki diğer aşılarla. Onun için de aşıları değerlendirirken genellikle biz en az 2 ila 3 aylık verileri olsun diye düşünüyoruz. Şimdi 3 çalışmalarında da bu dönemdeki verilerde bakıldığında aşıların mRNA aşısı içinde viral vektör aşıları içerisinde yani virüslerin taşıyıcı olarak kullanıldığı ya da inaktif aşılar içinde baktığımızda bu dönemdeki etkinliklerinin yanında güvenliklerinin iyi olduğunu, güvenlik yönünden herhangi bir sıkıntı yaratmadıklarını, istenmeyen etkilerinin, ciddi istenmeyen etkilerinin olmadıklarını araştırıcılar söylediler ve açıkladılar. Ve bu şekildeki bilgi sonrasında şunun değerlendirmesi yapıldı. Evet bu aşılar güvenlidir. Yani uygulanabilir. Şimdi bu basamaktan sonra ne kadar etkilidir? Şimdi ne kadar etkilidir tabii değerlendirebilmek için uzun izlem süresi ne kadar uzun olursa, aşı uygulanan kişi ve aşı uygulanmayan plisebo dediğimiz yani bir gruba biz etkili aşıyı yapıyoruz. Diğer gruba da boş aşıyı veya boş enjeksiyonu yapıyoruz. Ve bu iki grubu karşılaştırıyoruz. Bu karşılaştırma süremiz ne kadar uzun olursa aslında bizim elde ettiğimiz bilgi o kadar net olur. Siz karşılaşma süresini ne kadar uzun tutabilirseniz o zaman bunu daha net ve kesin olarak söylersiniz. Ama bugünkü değerlendirmelerle baktığımızda neyi biliyoruz biz? Bu sefer değerlendirmeler farklı şekilde yapıldı. Denildi ki şu kadar hastalanan olduğunda ben dönüp veriye bakacağım. Yani 40 kişi, 80 kişi, 100 kişi veya 200 kişi gibi bir hasta sayısına ulaşıldığında, hastalanan sayısına ulaşıldığında ben geriye dönüp onu değerlendireceğim. Kaç kişi aşı kolunda, kaç kişi aşı olmayan yani boş kolda ve onu karşılarak, karşılaştırarak da aşının etkinliğine yönelik değerlendirmede bulunacağım. Mesela bizim ülkemizde bu şekilde bakıldığında şöyle görüldü. 26 kişinin aşı olmayan gruptan geldiğini, onun karşılığında da 3 kişinin aşı olup da virüsü aldığını gördük. Ve böyle olunca da değerlendirmede %91.25 çıktı. Peki ben bu süreyi daha da uzatsaydım, sayıyı 26'ya 3 değil de mesela toplamda 29 kişi değil de sayıyı 100 kişi yapsaydım ne olabilirdi? Onun da istatistiksel değerlendirmesine baktığımız zaman şunu görüyoruz. %71 olabilir en kötü ihtimal. En fazla düşebileceği rakam ya da en yüksek yükselebileceği rakam aşının etkinliği tarafında da diğer tarafa kaydığımızda da %97 olabileceğini istatistik hesaplamalarla gördük. Bunu görünce de şunu değerlendiriyoruz. Diyoruz ki Dünya Sağlık Örgütü %50'nin üstünde bir aşı etkiliyse biz onay veririz ve kullanılmasını öneririz demişti. Ve öbür taraftan da baktığımızda her gün can kayıpları varsa o zaman bu aşı %70 bile etkili olsa evet kullanılabilir. %97 etkili olursa zaten çok çok iyi olur, kullanılmalıdır. Peki böyle bir durumda o zaman faz 3'ün ilave değer dönemini bekleyip de bu rakamın yukarı doğru çıkmasını veya aşağıya doğru inmesini bekleyelim mi? Yoksa şu andaki can kayıplarını önlemek için elimizde fırsat varken uygulayalım mı? uygulayalım tarafında değerlendirildiği için açıkçası faz 3 çalışma sonuçlarının tamamlanması beklemeden tüm aşılara ön onaylar veriliyor. Tabi burada gene altını mutlaka çizmemiz lazım ön onay derken de bunlar acil şartlar altında kullanım onayı veya acil kullanım onayı veya işte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ifadesiyle emergency use authorization acil durum e, kullanım e, takdiri gibi değerlendirilebilir bu süreci öyle söylememiz lazım. Veriler daha da ilerleyip daha da netleştikçe bundan sonra artık normal kullanım onayına da dönecektir bu aşılar. Şimdi bu faz 3 çalışmasını bir biz yapıyoruz bir de Brezilya'da yapılıyor anladığım kadarıyla. Oradan da bu hafta yeni bir oran geldi. %78 dolayında olumlu sonuçlar almışlar. Bu rakam biraz düşük değil mi? Yeterli mi sizce? Şöyle söyleyelim şimdi Dünya Sağlık Örgütü başlangıçta şunu söylemişti değerlendirmesinde koronavirüse karşı %50'nin üzerinde etkinlik gösteren her aşının ben uygulanmasını destekliyorum ve bu aşıları etkili olarak kabul ediyorum diye. Şimdi bu taraftan baktığımızda evet kabul görüyor ve oldukça da etkili %78 iyi bir rakam. Diğer taraftan baktığımızda yalnız şöyle söylenilebilir. Diğer aşılarla karşılaştırıldığında %94, %90 gibi etkinlikli rakamları söyleniliyor. Şimdi bunlarla karşılaştırıldığında biraz daha düşük kalıyor bu. Ama şöyle de bir değerlendirme içerisinde olmak lazım. Verinin detayının da ortaya konulduğunda şunu görüyoruz biz. Bu aşı evet doğru %78 etkinlik olarak veriliyor. Ama baktığımızda yoğun bakıma yatış aşı grubunda yok. Kayıp aşı grubunda yok. Öyle olunca da aşının asıl kayıpları önleme kısmındaki etkinliğinin çok yüksek olduğunu görmek bizim hepimizin içini rahatlatıyor. Onun için de değerlendirme içerisinde bu aşının etkili olduğunu ve özellikle kayıpların olduğu dönemde bunları önleyecekse de kesinlikle etkili ve başarılı bir aşı olarak kabul etmek gerekir. Peki hocam son olarak sizce biz bu aşılamaya ne zaman geçeceğiz? Şöyle söyleyelim bizim ülkemizde şimdi bir bizim araştırmacılarımızdan elde ettiğimiz verilere baktığımızda Evet inaktif aşı şu anda Türkiye'ye gelmiş olan belirli sayıda gelmiş olan aşı etki güvenli ve etkinlikleri var. O zaman ondan sonra da şunu değerlendirmek lazım. Bizim ülkemizdeki testleri bu testler başladığı andan itibaren en uzun süreni 14 gün sürüyor. Her türlü şey olumlu giderse demek ki Türkiye'ye ulaştıktan sonra testler başladıktan sonra bir 14 günlük sürece ihtiyacımız var. Ondan sonra da aşılama başlayacaktır. Hocam bir de bitirmeden şimdi bu yasaklarla daha ne kadar yaşayacağız? Aşılama başladıktan ne kadar süre sonra çocuklarımızı yeniden okullara gönderebileceğiz biz? Eşimizle, dostumuzla şöyle bir restoranda oturup beraber bir yemek yiyebileceğiz, beraber sohbet edebileceğiz. Yani gönül istiyor ki tabii hiçbir zaman bir yasak olmasın bir veya bir kısıtlama olmasın ve biz istediğimiz rahatlıkla, özgürlüklerimizle kendi özgürlüklerimiz içerisinde hareket edebilelim. Tabi burada şunu mutlaka söylemek lazım. Bu değerlendirmeyi yaparken de bizim kendi özgürlüklerimizi kendimizin karar vermesi, kendi kısıtlamalarımızı kendimizin yapması. Yani maske ve mesafeyi eğer ben bireysel olarak uyarsam toplu yaşam alanlarında veya kalabalık ortamlarda girmekten kendimi biraz uzak tutabilirsem, bir araya geldiğimde de mesafe ve maskeye dikkat edersem ve bu bir aradalıkları ev ortamı gibi kapalı ortam gibi sayısal olarak da mümkün olduğu kadar az sayı ile gerçekleştirebilirsem herhangi bir kısıtlamaya gerek kalmayacaktır. Çünkü şunu biliyoruz biz. Maske ve mesafe kuralına toplum %95 uyarsa bu virüsün yayılmasının önüne geçiliyor ve rakamlar hızla aşağıya doğru iniyor. %80'lerde kalırsa bu rakam o zaman toplum içerisinde virüs yayılımını devam ettiriyor. Hele şimdi İngiltere'deki mutasyonu da düşündüğümüzde büyük olasılıkla bu 80 rakamının yüzde 85'ler civarında olmasını beklemek gerekir. Yani toplumun yüzde 85'i uyarsa toplum içerisinde bu virüs yayılıma devam eder aynı rakamlarla gider. Aşağıya inersek rakamlar yukarı doğru çıkar. Yüzde 95 uyarsak yalnız o zaman da biz virüsün önüne geçer rakamları aşağıya doğru indirebiliriz. Yani her şeyin ötesinde bizim kendimizin bireysel olarak uyumu gerekiyor. Bunu sağlamamız lazım. Onun dışında da tabii ki toplu olmaları engelleyecek şekilde veya azaltacak şekilde kanun koyucuların veya uygulayıcıların da bize bu ortamı sağlamaları lazım. Şimdi bu yönden de hareket edilmesi de gerekir. Peki diğer taraftan aşı. Aşı da bizim için çok çok büyük bir avantaj. Çünkü şöyle bir şey, biz aşıyı uyguladığımız anda hastalanma rakamını istesek de istemesek de aşağıya doğru çekileceğini biliyoruz. Aşıyı uyguladığımız anda hastane yatışlarının çok azalacağını biliyoruz. Ha, özellikle yoğun bakıma girişinde neredeyse olmayacağını artık söyleyebiliriz aşı uygulanan kişilerde. O zaman biz aşıyı da uygularken ne kadar yüksek rakamlara uygulayabilirsek kısıtlamaların o kadar aşağıya doğru inmesini bekleriz. Yüzde 60'larda aşı uyguladığımız anda toplum içerisinde hastalığı geçirenleri de düşünürsek kısıtlamalarda bir miktar rahatlamamız olur. Ama %90'ların üstüne çıkarabilirsek aşı uygulamasında o zaman kısıtlamalar yönünden çok daha rahat ederiz. Ama burada hemen bir de şu böyle bir amayı da söylememiz lazım. O da neden? Aşının koruyuculuğuyla ilgili yani ne kadar süre koruyuculuğuyla ilgili. Eğer aşı bugünkü bilgilerimiz 6 ila 7 ay kadar koruyucu olacağını gösteriyor. Eğer bu süre 6-7 ay olacaksa ondan sonrasında ya tekrar aşı olmamız gerekecek ya da tekrar kurallara uyum konusunda bizim birlikte hareketimizi sağlamamız lazım. Hocam keza bu maskelerden ne zaman kurtulacağız? Maske devam edecek mi hayatımızda yıl boyunca olmaya? Maskeyi çıkartma sürecimiz biraz daha uzun olacaktır. Neden? Çünkü şunun için bugün bildiğimiz ve gördüğümüz en azından bizim kendi ülkemizdeki araştırıcıların da bize verdikleri bilgilerle baktığımızda şunu görüyoruz. Bu aşılarımız virüsün evet hastalık yapmasını önlüyorlar. Hastaneye yatmayı kesinlikle önlüyor. Yoğun bakıma gidişi ise kesin kesin önlüyor. Veriler onu gösteriyor. Ama ama diğer taraftan bir amamız. Bir virüsü benim almamı, bir başkasına bulaştırmamı, benim aldığımda peline bulaştırmamın önüne geçiyor mu? Hayır. O nedenle de bizim aşı olsak da, aşı olmasak da maskeye mutlak ve mutlak uyumumuz gerekiyor. Mesafeye dikkat etmemiz gerekecek. Peki ne zaman maske konusunda rahatlarız? Onu da şöyle söylememiz lazım. Toplum içerisinde özellikle riski olan kişilerin aşılanmasını sağladıktan sonra toplum içerisinde genel olarak Aşı oranımızı çok yukarılara çektikten sonra bu rakam %90'ların üstünde olacaktır. O zaman maske konusunda biraz daha rahatladığımızı söylememiz gerekir. Sayın Profesör Doktor Ateş Karaya çok çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, haftanın bir diğer önemli olayı da Orta Doğu'da yaşandı. Düne kadar düşman olan Katarla Suudi Arabistan barıştı. Bu düşmanlık öylesine büyük bir düşmanlıktı ki Suudi Arabistan bir dönem sınırında bulunan Katarla arasında tıpkı Kanal İstanbul gibi bir e, kanal açmayı bile düşündü dünyadan kopartmak için. Ancak ne zaman ki devreye İsrail girdi ne zaman ki Orta Doğu'da kartlar bu yıl geçtiğimiz yıl yeniden dağıtılmaya başlandı bir baktık Suudi Arabistan'la Katar'da barıştı. Peki bu barış nasıl gerçekleşti? Barışın arkasında neler yaşanıyor? Bundan sonra ne gelir? Yeni Şafak yazarı Taha Kılınç bütün bu süreci yakından takip eden bir meslektaşımız. Taha sen ne düşünüyorsun? Şaşırdın mı böyle bir barış olmasına? İlk olarak onu sorayım. Katar'ın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'dan oluşan dörtlü tarafından 2017'nin Haziran ayında e, abluk altına alınmasından sonra e, birdenbire geçim safta ilginç bir gelişme yaşandı ve bütün bu ülkelerin e, Katar'la tekrar ilişkilerini kuracağı e, söylendi ve geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'ın ula e, şehrinde yapılan bir e, ittifakla tekrar e, Katar Körfez İşbirliği Konseyinin aktif bir üyesi haline getirildi. Katar'a karşı e, uygulanan abluka kaldırıldı. Tabii e, neden başlamıştı, neden birdenbire bitti sorusunu bugün herkes soruyor. Çünkü e, Katar emiri Temin bin Hamed'in e, Ula'da Sude Yavuzhan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından karşılanışındaki sıcaklık bile çok farklıydı. Kendisini e, uçağın te e, merdivenlerinde karşılayan Muhammed bin Selman, e, ülkemi şereflendirdin, ülkemi onurlandırdın, ül ülkemi nurlandırdın diye tezahürat yaparak adeta karşıladı Katar emirini. Birlikte aynı araçla seyahat ettiler. E tarihi eserleri birlikte gezdiler, kardeş pozu verdiler. Koronaya rağmen kucaklaştılar, öpüştüler. Bütün bunlar tabii oldukça sıra dışı gelişmeler çünkü Katar 2017'den bu yana komşuları tarafından sadece bir dışlama ile karşı karşıya kalmıyor. Aynı zamanda karadan, denizden ve havadan da abluk altında tutuluyordu. Katar'ın e, milyarlarca dolarlık e, zarara uğradığı bu süreçte Katar e, aynı zamanda terörizmi finanse eden bir ülke olarak e, damgalanmıştı ve aynı zamanda Katar hem Türkiye hem de İran'la ilişkilerinden dolayı bu bahsettiğim ülkeler tarafından sorgulanıyordu. Katar'ın karşı karşıya kaldığı bu boy, boykot, tabi boykotu başlatan ülkeler tarafından Katar'ın e, tamamen yok olmasına giden bir sürecin başlangıcı olarak tahmin edilmişti. Fakat öyle olmadı. Katar e, hem elindeki e, gerçekten e, muazzam e, servetin maddi gücün hem de uluslararası bağlantılarının yardımıyla bu abluka sürecinden ufak yaralar alarak kurtulmayı başardı. Bir de geçimiz yıldan bu yana devam eden pandemi sürecinin de komşu ülkeleri olumsuz yönde etkilemesiyle Katar aslında bu anlamda şartlar yönünden komşularıyla eşitlenmiş oldu. Tabii bu abluka neden birden bire bitti sorusunun cevabını muhtemelen Amerikan seçimlerinde aramamız gerekecek. Çünkü Amerika'da Trump'ın tekrar seçilmesi için ciddi bir lobi yapan ve maddi kaynak ayıran körfez ülkeleri, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır özellikle Trump'ın tekrar seçilememesi üzerine yeni bir döneme hazırlanmak durumunda kalacaklar. Joe Biden iktidarı nihayetinde demokratların 10 yıllar boyunca sürdürdükleri bir takım reflekslerin tekrar Orta Doğu'ya dönmesi anlamına gelecek. Demokratlar tekrar iş başına geldikleri zaman beyaz Saray'da bir takım bölgedeki farklılıkları, Trump döneminde uygulanan politikalardan bazılarından döneceklerinin siyasetini şimdiden işaretlerini şimdiden verdiler. Tabii Katar'ın bu anlamda yeni dönemin yıldızı olma ihtimali ve körfez ülkelerinin yeniden Katar'ı aralarına kabul etmek durumunda kalmaları nihayetinde bu dönemin en büyük beklentilerinden bir tanesi. Dolayısıyla hem Joe Biden iktidarını hazırlanmak hem de Joe Biden'ın yine işaretini verdiği İran'ı tekrar oyuna katma siyaseti çerçevesinde İran'ın yeniden masaya davet edilmesi ve Orta Doğu denklemine resmen Amerika tarafından kabul edilmesiyle birlikte Katar'ı İran'ın yanında çok güçlü bir ortak olarak tutmak istemedik Körfez ülkeleri. Bu açıdan Katar'ı tekrar aralarına kabul etmek suretiyle en azından Katar'ın Türkiye-İran'la ilişkilerini bu anlamda zayıflatmak ve Katar'ı kendi yanlarında kendileriyle birlikte hareket eden bir oyuncu olarak oyuna dahil etmek istediler. Katar açısından bakıldığı zaman sürecin diplomatik bir zafer olduğu rahatlıkla söylenebilir. Çünkü Katar 3,5 yıl boyunca maddi olarak ciddi bir abluka ve sıkıntı içerisinde olmasına rağmen ee, bu süreçten e, zararlarına rağmen bir e, boyun eğmeden ve başarıyla kalkmayı başardı. Çünkü e, Katar özellikle elindeki El Cezire e, gibi çok güçlü bir medya kuruluşunun da yardımıyla bahsettiğim e, bütün e, kendisine abluka uygulayan ülkelerle adeta adeta tek başına mücadele etti. E, El Cezire'nin yayınlarının da Arap sokağında ciddi etkisinin olduğunu düşündüğümüz zaman e, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri yönetimleri e, Katar'la adeta, adeta tek başına mücadele etmekte zorlandılar. E, bu açıdan Katar'ın tekrar birliğe dönüşü, Katar'la tekrar barış imzalanması ve Katar'ın tekrar Körfez'deki kardeşlerinin arasına dönmesi aslında Doha yönetiminin başarısı olarak da okunabilir. Bu anlamda bu denklemin kaybedenleri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Çünkü Katar'a boyun eğdiremedikleri gibi 3,5 yıllık bir zararın ve ablukanın sonucunda Katar'ı yine kendi elleriyle kovdukları birliğe tekrar kabul etmek durumunda kaldılar. E, tabii sorunların hepsinin birdenbire çözüleceğini hayal etmemek gerekir. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ile Katar arasındaki sürtüşmenin çok ciddi bir çok ciddi boyutları da var. Zaten kendileri turistik ve ticari ilişkiler tesis edilecek fakat diplomatik ilişkilerin tesis edilmesi için biraz daha süre var açıklamasıyla bunun işaretini de verdiler. Şimdi Taha biliyoruz ki Katar'la Türkiye'nin arasından su sızmıyor. Pek çok farklı nedenden, duygusal nedenden dolayı. Ancak Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır'la da aramızın ara, aramızda kara kediler turluyor artık neredeyse. Kortej geçidi yapıyorlar. Şimdi iki ülkenin barışması bizim diğer ülkelerle ve Katar'la ilişkilerimizi nasıl etkileyecek sence? Katar'ın tekrar Körfez İşbirliği Konseyi'nde Körfez'deki diğer Arap ülkelerinin arasına tekrar davet edilmesi ve ablukanın kaldırılması aslında bu resmen söylenmese de Türkiye'ye karşı da atılmış bir adım olarak okunabilir. Zira Katar özellikle 2017'den sonra kendisine karşı uygulanan, uygulanan ablukadan kurtulabilmek ve ablukanın etkilerini zayıflatabilmek için malum Türkiye ile çok ciddi bir takım işbirliği süreçlerine girmişti. Dolayısıyla Katar'ın bu süreçte aslında Türkiye ile ilişkilerinin bu denli gelişmesini, körfezdeki Arap kardeşlerinin kendisine karşı düşmanlığa boş düşmanlığa boş olduğunu da söyleyebiliriz. Bu açıdan baktığımız zaman, bu son anlaşma Katar'ın sadece İran'la ilişkilerini değil, aynı zamanda Türkiye ile ilişkilerini de ilişkilerin seyrini de daha doğrusu değiştirmeyi amaçlıyor. Fakat Katar ile Türkiye arasındaki ilişkiler oldukça istisnai bir düzeyde seyrediyor. Bu açıdan baktığımız zaman, Körfez'in tekrar Katar aralarına kabul etmesi karşılığında Türkiye ile Katar'ın bütün ilişkilerini koparacağını düşünmek de bu noktada çok doğru olmaz. Çünkü <laughs> Katar'da bulunan Türkiye üssü bir taraftan bir taraftan Türkiye'nin Katar'la ticari ilişkileri ve siyasi yakınlığı ee, tabii Körfez'in aslında bir derecede bağımsız da gelişti. Özellikle iki ülkenin liderlik düzeyinde aralarındaki ciddi münasebet ve samimiyetten dolayı. Böyle baktığımız zaman özellikle Türkiye ile Katar ilişkilerinin soğuması ya da tamamen kopması noktasındaki Körfez beklentisinin de çok gerçekçi olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak öte yandan tabii ki özellikle Suriye bir ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Katar'a yönelik bu yeni yakınlaşma sürecinde benimsedikleri olumlu tavır ya da kısmi olumlu tavır elbette Türkiye ile Katar ilişkilerinin son derece yakından gözlenmesine de sebep olacaktır. Bu anlamda Katar'ın da sürekli bir baskıyla ve sürekli bir takiple karşı karşıya olduğunda olacağını da rahatlıkla söyleyebiliriz. Zaman su gibi akıp geçiyor. Tam 21 yıl önce CNN Türk'ü kurarken sadece 5 kişiydik. Bugün CNN Türk artık Türkiye'nin en güçlü haber kanallarından, markalarından bir tanesi. Tam 21 yıldır bu kanalda 5N1K programında arkadaşlarımla beraber hazırlayıp sunuyoruz. Bu yıl yeni bir yıla girmenin yine CNN Türk'te olmanın sevinci ve mutluluğuyla beraber sizlere veda edelim istiyorum. Önümüzdeki hafta bir CNN Türk klasiğinde 5N1K'da Türkiye'nin dünyaya açılan penceresinde buluşuncaya kadar. Ben Cüneyt Özdemir. Hepinize iyi akşamlar, iyi geceler dilerim.